Bugünkü videoda Mars gezegenine tam 1 milyar civarında insan göndereceğim ve orada dünya dışı bir savaş senaryosu oluşturacağım. İlk olarak bir anda aralarında Türkiye, Amerika, Rusya, Çin ve Hindistan gibi ülkelerin de olduğu diğer dünya devletleri de Mars'a yollanacak insanları seçmeye başladı. Belli bir süre sonunda Çin 275 milyon kişiyi, Hindistan 225 milyon, ABD 125, Rusya 50 milyon, Türkiye ise yaklaşık 25 milyon kişiyi Mars'a gönderecekti. Kalan 300 milyon civarında insan sayısını da diğer bazı ülkeler karşıladı ve toplam 1 milyar kişi dünyadan ayrılmaya artık hazırdı. Derken her bir kıtaya çeşitli uzay roketleri hazırlandı ve sırayla bunlar kalkışa geçerek Mars'a doğru ilerledi. Ancak 1 milyar insanı Mars'a götürmek uzun sürecekti ve bu yüzden ancak 5 yıl sonra tamamı gönderilebildi. Bu insanların Mars'a gönderilmesinin dünya ülkelerine toplam maliyeti 100 trilyon doları aşmıştı. Böylece bu borç yüzünden dünyada global bir ekonomik kriz patlak verdi. Bu sebeple dünya artık yaşanmaz hale gelmişti. Şimdi Mars tarafına geçersek ilk olarak Amerika Birleşik Devletleri'ne ait insanlar Olympus Dağı çevresine yerleştiler ve burada bir ülke kurdular. Hemen yanında yer alan Arsia Tepesi'ne Türkiye yerleşirken Askreus Tepesi'ne Rusya ve altındaki Elysium Dağı'na Çin, Hindistan ise bunların hepsinin kuzeyinde yer alan bu bölgeye ülkelerini kurdular. Ayrıca Fransa, Almanya ve Birleşik Krallık da buralara yerleşmişti. Böylece sadece Mars'ın batı tarafının toplam nüfusu 700 milyon civarında. Kalan 300 milyonluk farklı ülkelere ait insanlar da Doğu Mars bölgesinde çeşitli ülkeler kurdular. Böylece her iki bölgede de yeni Marslı yerleşimciler geniş şehirler inşa etmiş, hükümetler kurmuş ve burada gelişen bir toplum oluşturmuşlardı. Ayrıca dünyadan gelen bu insanlar 21. yüzyıl dünyasının bütün modern silahlarını da yanlarında getirmişlerdi. Bu arada ilk olarak Amerika, Mars'ın bu tarafında yiyecek ihtiyaçlarını karşılaması için domates ve çeşitli bitki seraları kurdu. Bunun üzerine Türkiye'de aynı şekilde yaparak dünyadan getirdiği tohumları yetiştirerek ihtiyaçlarını karşılıyordu. Kısaca Batı Mars'ın bu tarafında kurulan ülkelerin yeteri kadar kaynağı bulunuyordu. Ancak Doğu tarafındaki Mars ülkelerinin kaynakları az sayıdaydı ve her an bitebilecek durumdaydı. Bu nedenle Mars gezegeni ikiye bölündü. Bir tarafta kaynakları kontrol eden ve ayrıcalıklı yaşam süren Batı Mars elitleri varken diğer tarafta ise zor koşullarda yaşayan ve eşitlik arayan Doğu Mars direnişçileri yer alıyordu. Derken kısa süre sonra bu iki tarafta ayrı bir ittifak kurdular ve savaş halinde birlik olacaklarını ilan ettiler. Ancak her iki taraf içinde tek bir sorun vardı. O da su sıkıntısıydı. Bu yüzden gruplar arasında ayrılıklar ve kavgalar yaşanmaya başladı. Ancak bu arada batı tarafında yer alan Türkiye su arayışlarına başladı. Çok geçmedi ki Mars yüzeyinde devasa bir çukur açan Türkler gezegenin altında bir yeraltı su kaynağı keşfetti. Böylece artık suya sahip olan Türkiye diğer bütün Mars devletlerinden bir adım öne geçmişti. Çok geçmedi ki ilk olarak komşu Amerika Türkiye'ye şu çağrıyı yaptı. "Hey Türkiye, bulduğun sudan bize de verir misin?" Türkiye de cevaben "Memnuniyetle veririm." dedi. Bunun üzerine Türkiye bu su kaynağına boru hattı döşedi ve Amerikan topraklarına suyu ulaştırdı. Böylece çok sevinen ABD Türkiye'ye tekrardan teşekkür etti. Fakat burada sadece Amerikalılar yoktu. Batı Mars tarafında yer alan Hindistan ve Çin gibi büyük nüfusta buraya gelen insanlar da aynı şekilde susuzluk çekiyorlardı. Bu yüzden Türkiye'ye muhtaç gibi görünseler de onlar da kendilerine su aramaya başladılar. Belli bir süre geçtikten sonra Hindistan burada büyük bir su kaynağı buldu. Fakat ardından Hintliler ihtiyaçlarını giderdikten sonra o da diğer ülkelere su verebilmesi için belli bir şey karşılığında satmaya karar verdi. Fakat bunu gören Türkiye bulduğu kaynağı karşılıksız olarak diğer ülkelerle paylaşmak istedi ve kısa süre sonra su kanalları açarak batıdaki bütün ülkelere ulaştırdı. Ancak bir sorun vardı ki Azerbaycan ülkesini doğu tarafına kurmuştu ve Türkiye ile ayrıydılar. Kardeş ülkesini yalnız bırakmak istemeyen Türkiye birkaç tane haberciyi Azerbaycan'a haber vermeleri için doğu tarafına doğru gönderdi. En sonunda bu Türk elçiler sınıra ulaşınca şunları söylediler. "Sevgili kardeş ülkemiz Azerbaycan, biz Türkiye olarak sizi burada bırakmak istemiyoruz. Gel topraklarını bırak ve sana Batı Mars tarafında yeni yer kuralım ve yeni vatanın orası olsun. Hem size su da verebiliriz." deyince Azerbaycan kardeş ülkesi Türkiye'yi bulduğuna çok sevindi ve bütün insanlarını toplu bir şekilde getirerek Türkiye'ye yakın yerlere geldiler. Ve böylece ülkesini kurduktan sonra her iki ülke Mars'ta da komşu oldular. Ardından Azerbaycan'a da su kanalı açarak içme suyuna ulaşım sağlattırdı Türkiye. Bu arada Doğu Mars direnişçileri tarafına tekrar göz atarsak burada durum çok farklıydı. Çünkü hala su bulamamışlardı ve bu sebeple hayatını kaybedenler olmaya başlamıştı. Derken Kuzey Kore Batı Mars'taki ülkeleri tehdit ederek şunları söylüyordu. "Bize acilen su getirmezseniz dünyadan buraya ulaştırdığım nükleer füzelerimi sizin üzerinize fırlatacağım. Böylece sadece biz değil siz de öleceksiniz." dedi. Bunun üzerine tüm Batı ülkeleri bu
Bunu kabul etmek zorunda kaldılar ve çalışmaya koyularak burada çok uzun bir su kanalı oluşturuyorlardı. Aradan belli bir zaman geçtikten sonra bu kanalı açtılar ve doğu tarafına ulaştırdılar. Böylece onlar da suya kavuşmuş oldu. Fakat aradan tam olarak bir Mars yılı geçtikten sonra doğudaki ülkelerin kaynakları azaldı ve bitme noktasına gelmesi sebebiyle artık savaş kaçınılmaz olmuştu. Derken ilk olarak 300 milyonluk nüfusu bulunan Doğu Mars direnişçileri yaklaşık 50 milyon civarında devasa bir silahlı asker ordusu çıkartarak batı tarafına gönderdiler. Bunlar yaklaştığı sırada batıdaki ülkelerin henüz bundan haberi olmamıştı. Çünkü kaynakları hala vardı ve bitmemişti. Bu sırada diğer taraf bütün ülke topraklarını birleştirme kararı aldı ve Doğu Mars Devleti ismiyle tek bir çatı altında birleştiler. Ardından da merkezi üslerini gezegenin en doğusuna kurdular ve ayrıca hızla batı tarafından toprak ala ala geliyorlardı. Ancak batıdaki ülkelerin de sınır hattına yerleştirdiği nöbetçi askerler bunu gördü ve koşa koşa batı devletlerine haber verdiler. Bunun üzerine de hemen harekete geçen başta Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri, Rusya ve diğer ülkelerde öbür ittifakı alt edebilmek için zorunlu olarak birleşme kararı aldılar ve yönetim merkezlerini en batı Mars topraklarına kurdular. Ardından onlar da yaklaşık 100 milyon civarında savaşacak askerlerini Doğu Mars direnişçilerinin karşısına yolladı ve böylece burada büyük bir sınır hattı çatışması yaşanmaya başladı. Bu savaş devam ederken ABD ve Rusya dünyadaki teknolojilerini kullanarak savaş uçaklarını uzay roketlerine bindirdi ve ardından da Mars topraklarına uçurarak buraya başarıyla ulaştırdılar. İlk olarak bunları Doğu topraklarına gönderen Amerika ile Rusya sert bombardımanlara başlamıştı ve bunun sonucunda Doğu Mars ülkelerinin nüfusu büyük bir azalmaya doğru gidiyordu. Ancak bu arada Türkiye içinden şöyle düşündü. Eğer Doğu Mars'taki ülkeleri tamamen yok edersek sıra birbirimizi yemeye doğru gidebilir. Bu yüzden benim de dünyadan bir şeyler getirmem gerekiyor, dedi. Şimdi dünyaya geri dönersek Türkiye Mars çalışmalarını hızlandırdı ve savaş uçaklarını üretime geçirmişti. Bu yüzden bunları direkt olarak uzay aracına bindirip Mars'a yolluyordu. Ayrıca Azerbaycan da aynı şekilde askeri uçaklarını roketlerle gönderiyordu. Fakat Doğu Mars devletleri de bunu görüp aynı şekilde yapıyorlar ve uçaklarını dünyadan Mars yüzeyine gönderiyorlardı. Şimdi öbür gezegene geri dönersek artık her ülkenin kendi savaş uçakları da olmuştu ve böylece devasa havasal olarak uçak savaşları da başlamıştı. Aradan belli bir zaman geçtikten sonra hem nüfus fazlalığı hem de teknolojinin daha yüksek olması sebebiyle Batı Mars devletleri ilerleyerek toprak almaya başladılar. Öyle ki her geçen gün bu ülkelerin merkezlerine doğru hızlı bir ilerleyiş gerçekleştiriyorlardı. Çatışmalardan dolayı Doğu Mars'ın nüfusu 300 milyondan yalnızca 150 milyon kalmıştı ve hala azalmaya devam ediyordu. Artık ellerinden yapacak başka bir şey gelmediği için mecburen savaştan kaçmaya başladılar ve merkezlerine doğru geri çekiliyorlardı. Türkiye'nin de olduğu Batı Mars devletleri bunun üzerine çok hızlıca ilerleyerek en son bu merkezleri de kuşattılar. Ardından da bu ülkeler pes ettiklerini açıkladılar ve ele geçirildiler. Böylece bu gezegene ait tüm topraklar artık Mars devletleri şeklinde tek bir devlet olmuştu. Fakat sorun burada bitmeyecekti. Amerika Birleşik Devletleri bütün Mars'a sahip olmayı çok istiyordu ve diğer devletlerden rahatsızdı. Bunun üzerine bütün ülkeler birlikten ayrılmaya karar verdi ve artık hepsi tek bir ülkeydi. Ancak Türkiye ile Azerbaycan müstesna. Bu arada Çin ve Rusya arasında sınır çatışmaları yaşanmaya başladı. Bunlar savaşırlarken Hindistan'da Amerika'yı kendine rakip olarak belledi ve bütün insanlarıyla beraber ABD'nin yakınlarına geldiler. Böylece burada da karasal olarak çatışmalar patlak vermişti. Türkiye ve Azerbaycan'ın rakipleri ise Almanya, Fransa ve Birleşik Krallık'tı. Bu yüzden onlar da karşılıklı çatışmalara giriştiler. Derken bu arada ani bir olay yaşandı. Bir anda 4'ten fazla ay büyüklüğünde olan göktaşı Mars'a düştü ve bütün ülkeleri harap etti. Bu yüzden Mars'ta yer alan bütün nüfusun %100'ü olan tamamı hayatını kaybetti. Bu felaket Marslılara bir ders veriyordu. Birlik ve barış olmadan yeni bir dünya inşa edilemezdi. Ve Mars savaşını kimse kazanamadan burada sona ermişti. İzlediğiniz için teşekkürler. Daha fazla içerikler için kanalımıza abone olup paylaşmayı ve beğeni atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.